artık takdir kamuoyunun, ne diyeyim ben. 250 liralık bir iş 110 lira yapmaya kalktık, suçlu olduk. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule sınır kapısında kurulacak laboratuvarda 110 lira ücretle 30 dakikada sonuçlanan PCR testi uygulamasına 13 gündür Sağlık Bakanlığı'ndan izin çıkmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan izin bekliyoruz. Bütün hazırlıklar tamam. Bakanlıktan yaklaşık 13 gün oldu. 13 gündür izin bekliyoruz. Edirne Kapıkule'de 110 liraya PCR testi yapabilmek için. Bakanlık dahil, Edirne'deki bürokrasi dahil herkese bir haftada anca PCR olduğunu anlattı. Yani testin antijen değil PCR olduğunu bir haftada anlatabildim. Yaptığımız anlaşma PCR anlaşması. Dolayısıyla bakanlığın kabul ettiği Türkiye'de aynı laboratuvarın 6-7 noktada bu testi yaptığı ve bakanlığın onay verdiği bir laboratuvar. Şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapıkule'de kuracakları sistemi kuruyorlar 3 günden beri. Orada çalışıyorlar. Yani bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabul ettiği bir test, PCR testi. Şu anda söylediğim gibi Türkiye'de 6 vilayette bu testi yapıyorlar. Orada kabul oluyor da Edirne'de mi olmuyor bu test kabulü? Bunun maliyeti 40 lira. Kit 16 lira. Personel gideri, genel giderler 35 lira. Maksimum 40 lira. Adam diyor ki 110 lira yapacağım, para kazanacağım. 250 lira yapılıyor şu anda bu. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Zıpkınkurt, bir yerde takılıyoruz. Artık takdir kamuoyunun. Ne diyeyim? 250 liralık işi 110 liraya yapmaya kalktık, suçlu olduk. Demek ki buradan birilerine rant gidiyor veya birileri buradan para kazanıyor dedi. Demek ki birilerine rant gidiyor buradan veya birileri buradan efendim para kazanıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde sizin şantiyeniz varsa, sizin efendim fabrikanız varsa alıyorsunuz, yapıyorsunuz bir hastaneyle veya laboratuvarla anlaşma. Gel benim personelime test yap diyorsun. Kaç para? Sayıya göre. 90 liraya da yapan var, 110 liraya da yapan var, 130 liraya da yapan var. Ama 250 lira neyin nesi? 110 lira mı, 250 lira mı? 250 lira olsaydı izin verilecek miydi? Benim görevim Edirne'deki iş insanlarının işini kolaylaştırmak, önünü açmak, Edirne ticaretini geliştirmek. Bununla alakalı da ne yapılabilir? İnsanların dükkanları, 13 aydan beri kapalı olan var, 6 aydan beri kapalı olan var, insanların dükkanları kapalı. Edirne'yi nasıl hareketlendirebiliriz? Edirne'deki ticareti nasıl hareketlendirip hızlandırabiliriz? Onun çalışmasını yaptım ben arkadaşlarımla beraber. Şehrin ekonomisine, şehrin turizmine katkı sağlarız. Bugün 13 aydan beri kapalı iş yerleri var. Bunların çalışanları var, iş yeri kiraları var. İşte işletmelerin genel giderleri var, vergileri var. Bu insanlara bizim amacımız yardımcı olmak. Biz bunun için çıktık yola. Bugün bir yerel basında çıkmış, Edirne esnafı benden şikayetçiymiş. Gelsin şikayetçi olan benim karşıma. Bakıyorum beğenilerine, 150 tane beğeni var. Çoğu maaşlı. Ver mi bakalım 3 ay maaşını çalışan, yanında çalışan adamın ne olacak? Ama esnaf öyle mi? Esnafın dükkanı kapalı, kimi kimi şikayet edeceğiz? Dükkan nasıl dönüyor? Elektrik parası var mı, su parası var mı, kirası var mı, çalışanı var mı? Bunun hesabını kimse yapmıyor. Tuzun kuru like'la. Edirne'ye bir para girerse herkesin cebine para girer. Yalnız Bulgaristan'a, efendim hizmet sektöründe çalışanlara değil. İnsanlar bugün dükkanında para kazanır, gider efendim sebze alır, gider meyve alır, kasaba gider, gider daire alır, gider araba alır. Dolayısıyla bu parayı herkes paylaşır. Ama Edirne'ye para girmezse hepimiz birbirimize bakarız, birbirimizi yeriz 3 ay sonra da.